Abi daha önce Risale-i Nur'lardaki layıka mektupları neden önemlidir? Ve bir nur talebesi bu layıka mektuplarındaki düsturlara riayet etmezse neler olur? Bunlardan bahsetmişti. Şimdi yine bu düsturlardan bir tanesi olan istina düsturu var. İstina düsturu kısaca nedir? Bir nur talebesi bu düstura riayet etmezse neler olabilir? Bize bu birazcık bunlardan bahseder misin abi? Evet, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin ahir zamanın en büyük iman ve Kur'an hizmeti olan Risale-i Nur hizmetini her türlü ittihamdan muhafaza etmek, hem de Risale-i Nur dairesi içindeki talebelerin ihlasını muhafaza etmek adına ayet ve hadislerden istirhaç etmiş olduğu en önemli düsturlardan bir tanesi de istina düsturudur. Risale-i Nur'un çeşitli yerlerinde Üstad istina düsturunun önemine vurgu yapıyor. Ama özellikle de Mektubat adlı eserde, ikinci mektupta, istina düsturunun önemine dair bir risale neşredilmiş ve burada 6 maddede Üstad istina düsturunun önemine vurgu yapıyor. Biz bu 6 maddeden yalnızca 1. maddeyi incelediğimizde bile istina düsturunun hizmet imane ve Kur'an'e davasında ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu görebiliyoruz. Üstad mektubatta şöyle diyor: ehli dalalet, ehli ilmi vasıtayı cer etmekle itham ediyorlar. İlmi ve dini kendilerine medar maişet yapıyorlar deyip insafsızcasına onlara hücum ediyorlar. Bunları fiilen tekzip lazımdır. Buradan anlayacağımız üzere eğer biz istina düsturunu deldiğimiz anda bu hasbi olan Kur'an ve iman hizmetini itham altında bırakıp lekelemiş oluruz. O yüzden Risale-i Nur hizmeti yapan her kurum ve kuruluşun, her şahsın bu istina düsturuna azami derece riayet etmek zorunluluğu vardır. Abi Risale-i Nur hizmeti yaptığını söyleyen bazı kurumlar web sitelerinden online bağış alıyorlar ya da yine dershanelerine sadaka kutusu koyuyorlar. Bu durum istina düsturuna zarar verir mi peki? Risale-i Nur'un temel düsturları zaman ve şartlara göre değişmez. Özellikle istina düsturu gibi Risale-i Nur'un temel düsturu maalesef bu zamanda internet ortamında online bağış toplanarak, dershanelere sadaka kutusu konularak veyahut da yeni yapmış oldukları Risale-i Nur merkezlerine yardım amaçlı özel mesaj çekip yardım talep edilerek maalesef istina düsturu deniliyor. Ve böylece Risale-i Nur'un kutsi hizmeti manen iddiam altına alınmış oluyor. Bu da Risale-i Nur hizmetine çok büyük bir zarar veriyor. Bu düsturu çeşitli kılıflarla denenler veya hakikat mesleğine münafi hatıralar ile tevil yoluna sapanlar ancak ve ancak kendilerini kandırmış olurlar. Şunu da unutmamak lazım ki para alan emir almaya mahkumdur. Çeşitli yollarla maddi yardım almaya alışanların ölçüsü artık düsturlar olmaktan çıkar ve maddi almış oldukları yardımla beraber manevi teveccühlere ve alkışlara göre kendilerini ayarlamaya mecbur kalırlar. Dolayısıyla bu hataya düşmemek için elimizden geldiği kadar bu düsturlara riayet etmeli, önce yol öğrenmeli, sonra yol göstermeliyiz.